Önce tutuklandı şeklinde haberleri ortaya çıkmıştı ama arkadaşımız Elif Çetiner sizlere yayının başında da ifade ettiğim gibi başka bilgiler alıyordu. Henüz ifade veriyordu, henüz tutuklanmamıştı Nevzat Bahtiyar, yani itirafçı. İtirafçılardan biriyim, bir tane de gizli bir itirafçı var çünkü. Şimdi itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı ve Tele1'de Söz Bizde programında anı anına canlı yayınımızda Diyarbakır'daki muhabirimiz, arkadaşımız Elif Çetiner bizlerle paylaştı bu bilgiyi. Ben şimdi hukukçu Çağdaş Çelik'e dönmek istiyorum. Geldiğimiz bu noktada Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Evet. Amca zaten tutuklu. 24 kişi gözaltında ve artık kaçıncı gün, zaten 19. gününde, evet, Nari'nin bedeni bulundu. Bir derenin içerisinde, üstü taşlarla, çalılarla, çırpılarla örtülü bir şekilde. Çok soru işareti var ama şimdi ben hukuk yönünü sormak istiyorum size. Bu aşamadan sonra nasıl bir yol izlenir? Şimdi bu aşamadan itibaren alınan gözaltı sürelerinin bitimiyle birlikte, ki bugün bitecek değil mi? Toplamda bu tip suçlarda 1+1 gün olmak üzere en fazla 48 saat süren gözaltı hükümlerine gidilebiliyor. Bugün itibariyle dolan gözaltı süresinden sonra ya bu kişileri direkt salıverecekler ya da savcılığa sevk edilmesi gerekiyor ki bu savcılık ifadesinin alınması ve savcılığın kararına göre ya serbest bırakılması ya da adli kontrol talebi veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin sonucu da bu 48 saatin içinde yapılmak durumunda kanuna göre. Bunu yetiştirebilirlerse sevk edecekler. Yetiştiremezlerse kanuna göre serbest bırakılması gerekiyor gözaltına alınan kişilerin. Serbest bırakıldıkları zaman muaf mı kalıyorlar bu soruşturmadan? Yok, ilerleyen aşamalarda yeni deliller elde edilirse tekrardan gözaltına alınmaları, ifadeye çağrılmaları mümkün bu kişilerin. Şimdiye kadar görmüş olduğumuz, ortaya çıkan, dışarıya yansıyan ifadeler sizi bir hukukçu olarak bu olayın gelişimi doğrultusunda tatmin etti mi? Açıkçası çok tatmin etmedi. Bu itirafçının tutuklama maddesi de önemli. Eğer yanlış bilgi almadıysak ceza kanunu 82. maddenin E fıkrası olarak tutuklama gerekçesi gösterilmiş. Bu direkt çocuk ya da ruhsal bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenen cinayetlerde, kasten insan öldürmelerde uygulanan kasten insan öldürmenin nitelikli hali. Şöyle bir cümle var, siz hukuken açıklayabilirsiniz. Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme. İştirak halinde TCK 37'den, madde 37'nin yollamasıyla, yani amcayla birlikte öldürdüğü kanısıyla demek ki savcılık sevk etmiş ve çocuğa karşı işlenen insan öldürme suçundan dolayı tutuklamış mahkeme. Şimdi çapraz sorgulamalar yapılıyor. Ve yapılan bu çapraz sorgulamalarda birbiriyle örtüşmeyen, hatta kişinin kendisinin bile kendi içinde vermiş olduğu ifadede birbiriyle örtüşmeyen ifadeleri yer alabiliyor. Hı hı. Bu doğrultuda şu anda tutuklu olan insanların yargılamasında nereye kadar gidebilir? Yani bir yandan da bir şey ispat edilmiş değil. Her şey konuşuluyor. Evet, o onu yaptım diyor, bu bunu yaptım, sonra yapmadım. Neden yapayım ki? Yani o bana verdiyse o ya. Bir de amcayla itirafçı Nevzat Bahtiyar arasında bir sanki birbirlerini suçlama durumu söz konusu bu ifadelere baktığımız zaman, okuduğumuzda. Suçlamalar ilerleyen zamanlarda daha artacaktır. Daha farklı delillere ulaşıldığı takdirde hem suçlamaların boyutu hem de birbirini suçlayan kişilerin sayısı artacaktır. Ama en nihayetinde malum Türkiye'de gündem çok çabuk değiştiği için maalesef bu gündemde kısa sürede unutulacak ve o dosya kişilerin belki de bizim hiç istemediğimiz ama kişilerin talep ettiği, istediği şekliyle sonuçlandırmaya nihayete erdirilecektir diye düşünüyorum maalesef. Bu aşamaya gelmesinde kamuoyu baskısının yerinin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz bir de yayın yasağı konuldu birdenbire. 8. ya da 9. günde alınmış bir yayın yasağı var. Dün de bir yayın yasağı kalktı diye bir bildiri, evet, geldi ama daha sonradan yine uyarı. Yayın yasağı olduğu ama belli başlı şartlarda uygulanacağı söylendi. Kamuoyu baskısı olmasaydı bu soruşturmanın bu kadar derinlemesine gideceği, bu kadar ayrıntılı olarak üstüne düşünüleceğini ben pek zannetmiyorum. Çünkü eğer böyle bir durum olacak olsaydı Nari'nin ablasının olayında 10 yıl önce
bu soruşturma böylesine derinlemesine neden yapılmadı diye soru geliyor akıllara. Doğru. Çünkü o zaman eğer yanlış bilmiyorsak otopsi dahi yapılmadan evet. merdivenden düştü denilerek defnetmişler. O zaman da yapılması gereken işlemler en az bugünkü kadar yapılan işlemlerle eşdeğerdi. O zaman niye yapılmadı? Kamuoyu baskısı yoktu, duyulmadı, duyurulmadı belki de evet. ve olay kapatıldı. Ama bugün bu olay sosyal medya aracılığıyla bütün kamuoyu baskısına dönüşmeseydi maalesef çok da ayrıntılara gidilmezdi. Öyle şeyler çıktı ki ortaya, belki bir iddia olarak hani değerlendiriyor insanlar ama Narin'in ablası haricinde iki kuzeninin de zamanında yine bilinmeyen sebeplerle hayatını kaybettiği ve defnedildiği, onlara da tabii herhangi bir otopsi ya da üzerlerine bir soruşturma yapılmadan defnedildi. Yani şey bir köy gibi görünüyor. Ersin ne dersin? Çok fazla kapalı bir köy gibi görünüyor ki o köyle ilgili de pek çok iddia var biliyorsun. İşte Hüdapar'la olunması, AKP Galip Ensarioğlu'nun üzerinden bakıldığında, söyledikleri üzerinden bakıldığında, dostlarının olması, o insanların. Yani bu köyü sen nasıl tanımlarsın? Bu soruşturmayı, bu davayı izlerken, takip ederken nasıl bir izlenim edindin? Bu içe dönük bir köy. Yani çok kapalı devre bir köy. Ve bu köylerden sadece Güneydoğu bölgesinde değil, Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da